Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Huawei MateBook E hem tablet hem de dizüstü bilgisayar olarak kullanılabilen bu ilginç ürünü inceleyeceğiz. Şimdi biliyorsunuz tabletlere Windows 11 yükleme aslında yeni bir olay değil, fakat Huawei'nin Windows 11 yüklü ilk tablet bilgisayarı MateBook E. Ben her zaman olduğu gibi bir genel görünümünden bahsetmek istiyorum. Aslında tablet şimdi masada görüyorsunuz ama bu klavye aparatı aksesuarı ki kutusundan çıkıyor ve kendisi olmak üzere iki parçadan oluşuyor. Cihazın çok fazla bağlantısı yok bu arada. Bir tane hemen şöyle önden baktığımızda sağ tarafta yan yüzde yer alan bir tane USB tip C bağlantısı var ki burası Thunderbolt 4 destekli. Önemli bir bağlantı. Bunun detaylarını birazdan söyleyeceğim sizlere. Bunun dışında hani cihazın ekranına baktığımızda çerçevelerin çok kalın olmadığını görüyoruz. Dört taraftan da aynı kalınlıkta bir çerçeve bizleri karşılıyor. Ön taraftan baktığımızda tam ortada bir tane kameramız var. Yine arkada da bir tane kameramız bulunuyor. Yani hem önde hem arkada bir kamera olduğunu söyleyelim. Bu önemli. Neden? Özellikle de görüntülü görüşme ve benzeri işlemler yaparken önde kamera olmasının önemli bir detay olduğunu söyleyeyim. Arka kamerada siz bir şeyler çekmek istiyorsunuz. O şekilde de kamerayı da kullanmış oluyorsunuz. Bunun dışında bir bağlantı falan yok. Sadece alt kısmında klavyeye taktığımız zaman bir connection sağlayacak, yani bağlantı sağlayacak özel bir bölüm bulunuyor. Bunun dışında cihazın başka bir bağlantısı yok. Öte yandan cihazın hoparlörleri de üst kısmına yerleştirilmiş. Onlarla ilgili detayları da birazdan sizlerle paylaşacağım. Şimdi bu genel görünümden sonra Huawei MateBook E'nin teknik özelliklerine bir göz atalım. Ekranda bir tablo görüyorsunuz. 12.6 inçlik bir ekranımız var. %90 ekran gövde oranımız var. 600 nits parlaklık. Windows 11 Home işletim sistemi. 11. nesil Intel Core i5 işlemci, 16 GB RAM, 512 GB SSD, 13 megapiksel ana kamera ve 8 megapiksel ön kamera, Thunderbolt 4 destekli USB Type-C bağlantısı, 65 wattlık bir şarj adaptörü, parmak izi okuyucu, Super Device çoklu ekran işbirliği gibi Huawei özellikleri, M-Pencil desteği, 110 ve 160 derecelik bir ayarlama açısı, 42 watt saatlik pil, Wi-Fi 6 desteği, Bluetooth 5.1 ve 709 gram ağırlık olduğunu da belirtmiş olayım. Şimdi gelelim bu tablet bilgisayarın bize sunduğu deneyime. Şimdi özellikle biliyorsunuz üretkenlik ya da böyle bir hani işte ofis uygulamalarını kullanıyorsunuz, bilgisayar kullanıyorsunuz. Tabii ki taşınabilir olması bu tip cihazların en önemli özelliklerinden bir tanesi. Son yıllarda bu tarz böyle tablet bilgisayar ama üzerinde Windows 11 olan cihazlar da piyasaya sürülmüştü ama çok da yaygınlaşmamıştı. Şimdi Huawei'nin bu ilk modeli tablet bilgisayar forumunda olup da bir şekilde üzerinde Windows 11 olması bize üretkenlik anlamında çok fayda sağlıyor. Ki özellikle mesela ben bugüne kadar Huawei'nin birçok tablet bilgisayarını kullandım ama onlar genelde ya Harmony OS işletim sistemini veya Android işletim sistemine sahiplerdi. Windows 11 olduğu zaman tabii ki hani ofis programlarını kullanma, ne bileyim normal bir bilgisayarda yaptığınız birçok işi, oyun oynamak da dahil olmak üzere yapabilme gibi işlemleri artık bu tablet bilgisayarla da yapabilir hale geliyorsunuz. Öncelikle kutusundan klavye çıkıyor olması benim çok hoşuma gitti. Çünkü hani ekstradan bir klavyeyle vesaire uğraşmıyorsunuz. Satın aldığınız zaman kutudan doğrudan bir klavye çıkıyor. İsterseniz klavyeden yapabiliyorsunuz girişlerinizi, isterseniz dokunarak kullanabiliyorsunuz. Ayrıca M-Pencil desteği de var bu ekranın. M-Pencil'ın ikinci nesil sürümünü aldığınız zaman bu dizüstü bilgisayarı kalemle de kullanabiliyorsunuz. Yani size farklı farklı birçok senaryoda aslında bu cihaz yardımcı oluyor. Önemli, neden önemli? Mesela özellikle de böyle hani bir şehir dışına çıktınız, yurt dışına çıktınız, ofisten ayrıldınız, evinizin dışında bir yerde bilgisayar kullanmak istiyorsunuz ama çok da ağır bir şey istemiyorsanız bütün işlemlerinizi bu dizüstü bilgisayar üzerinde yapabiliyorsunuz. Yani tablet görünümlü aslında bir dizüstü bilgisayar sahibi olmuş oluyorsunuz. Bu da çok ilginç bir detay çünkü bugüne kadar bu tarz cihaz sayısı fazla değildi. Olanların da açık söylemek gerekirse fiyatları çok yüksekti. Huawei aslında burada bir fiyat performans dengesiyle karşımıza çıkmış oluyor. Huawei MateBook E'yi hem tablet hem bilgisayar olarak kullanabiliyorsunuz. O da çok kolay. Şöyle çıkarttığımız zaman bu şekilde böyle alıp rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Kalemle de kullanabilirsiniz, dokunarak da kullanabilirsiniz. Nasıl kullanacağız? Tamamen size kalmış durumda. Bu
klavye tarafını farklı açılarla da, yani farklı derecelerde de ayarlayabiliyorsunuz. Bakın böyle daha aşağı tutabildiğiniz gibi daha yukarıda, daha dikte ayarlayabiliyorsunuz. Bu açıyı 110 ila 160 derece arasında ayarlamanız mümkün. Yani daha dik ya da daha eğimli kullanabiliyorsunuz. Önemli detaydan bir tanesi parmak izi okuyucu var. Parmak izi okuyucu nerede diye merak eden olabilir. Yan yüzde bir güç tuşumuz var. Bu güç tuşuna dokunduğumuz zaman parmak izimizi de açabiliyoruz. Tabii gerekli tanımlamayı Windows üzerinden yapmamız gerekiyor. Bu da bence ekstra bir güvenlik olarak karşımıza çıkıyor. Bu da çok güzel bir detay olmuş. Şimdi gelelim ekran tarafına. Gerçekten de muhteşem bir ekranı var. Yani bunu bütün samimiyetimle söylüyorum arkadaşlar. Huawei'yi donanım tarafında elinden gelenin en iyisini yapmış ve karşımıza çok güzel bir tablet bilgisayar veya dizüstü bilgisayar ekranı çıkarmış durumda. Şimdi 12.6 inç boyutunda %90 ekran gövde oranlı 2.5K çözünürlüktü ve P3 renk gamı destekli 1 milyona 1 kontrast oranlı 600 nits parlaklıklı bir OLED ekran var. OLED ekranın olması da şöyle bir artı biliyorsunuz. Özellikle güneşin altında kullandığınızda ya da ışığın çok güçlü olduğu ortamlarda kullandığınızda başarılı bir şekilde size kullanım deneyimi sağlıyor. Ayrıca normal günlük kullanımda da renkleri doğru aktarması ve diğer özellikler açısından ekranın OLED olması çok daha iyi bir deneyim sunuyor size. Bu açıdan baktığımızda Huawei MateBook E gerçekten de bütün beklentileri karşılayabilecek bir ekranla karşımıza çıkıyor. Öte yandan bazı teknik bilgilerden de bahsedeyim. Cihaz çok kalın değil. 7.9 mm'lik bir kalınlığımız var. 709 gramlık bir ağırlığımız var. Yani hani tablet kullanıyormuşçasına, ki zaten bir tablet bilgisayar, aynı zamanda çok hafif ve çok taşınabilir bir dizüstü bilgisayar olmuş. Öte yandan bahsetmek istediğim bazı farklı detaylar da var arkadaşlar sizlere. Biraz klavyeden bahsedeyim sizlere. 1.3 mm'lik tuş basma mesafeli 440 gram ağırlığında Huawei akıllı manyetik klavye bulunuyor. Ve burada az önce de bahsettim ondan, size 110 ila 160 derecelik bir açıyı ayarlayabiliyorsunuz. Şöyle bir mekanizmamız var. Yani daha yatay ya da daha dikey olsun dediğiniz zaman bunu böyle yapabiliyorsunuz. Ya da şöyle kapatıp böyle kapatıp böyle de kapattığınız zaman da bu şekilde bir dizüstü bilgisayarınız, tabletiniz hazır hale gelmiş oluyor. Şimdi gelelim işlemci detaylarına. Şimdi bu ürünün üzerinde, en azından bize gönderilen ürünün üzerinde bir i5 işlemci vardı. 11. nesil i5 işlemci vardı. Bunun 11. nesil i3 ve 11. nesil i7 işlemli olan sürümleri de var. İşlemci kodlarından bahsetmem gerekirse i7 için 1160G7, i5 için 1130G7 ve i3 için de 1110G4 işlemciler var. i5 ve i7'li modellerde Intel'in Xe Graphics modülü de bulunuyor. Yani bu şu anlama geliyor: harici bir ekran kartı yok ama üzerindeki bütün ışık ekran kartı modülünü kullanıyorsunuz. Tabii ki bu ürün bir hani oyun bilgisayarı ya da yüksek performans sunacak bir bilgisayar değil ama hani aklınıza geldi, biz de denedik, hani Valorant falan gibi oyunları da oynayabiliyoruz. Hani özellikle günümüzde çok yüksek donanım gücü gerektirmeyen oyunlarda bile rahat bir şekilde bir kullanım imkanı sunuyor. İşlemci zaten iyi. i5 bile, şimdi biz i5 kullandık mesela. i5 bile günlük ihtiyaçlar için fazlasıyla yeterli bir işlemci. Tabii ki i7 daha performanslı olacaktır. i3 de i5'e göre biraz daha düşük performanslı olacaktır. Ama günlük ihtiyaçları her 3 işlemci tarafından da rahatlıkla karşılanıyor. Onun altını özellikle çizeyim. Ek olarak 16 GB RAM ve 512 GB SSD alanımızın da bulunduğunu belirtelim. RAM'in yüksek olması her zaman iyidir. Depolama alanında yüksek olması gerçekten iyidir ki bence 256 olsa bile yeterdi. Ama 512 koyulmuş. 512'nin de fazlasıyla yeterli olacağını düşünüyorum. Şimdi cihazın aynı zamanda ultra ince hava soğutmalı bir buhar odası bulunuyor. Grafen ısı iletim sistemi var ve Huawei'nin Shark Fan adını verdiği bir teknoloji yardımıyla soğuk ve sessiz bir kullanım imkanı sunuluyor. Gerçekten de ben yaptığım denemelerde kullanım sürecinde yani böyle bir fan sesi vesaire falan da duymadım. Gerçekten de sessiz bir bilgisayar var. Zaten hani bir tablet bilgisayar bu. Elbette çok yüksek bir fan sesi olmasını beklemiyordum ama gerçekten de herhangi bir ses çıkarmayan bir bilgisayarınızın olduğunu söyleyeyim. Sadece kullanırken klavyenin çıtı çıtı seslerini duymuş olursunuz. Onun dışında bir sesin olmadığını belirteyim. Şimdi gelelim bilgisayarın en farklı ve ilginç özelliklerinden, ki bence bu çok iyi olmuş. USB Tip-C bağlantı yuvasına. Şimdi bu Thunderbolt 4 destekli arkadaşlar. Bu şu anlama geliyor: İki tane 4K monitörü ya da bir tane 8K monitörü bu dizüstü bilgisayara, bu tablet bilgisayara bağlayabiliyorsunuz. Bu da özellikle böyle hani profesyoneller için aslında güzel bir özellik. Hani dışarıda bir şeyler yaptınız, bunları aldınız getirdiniz, ofisinizde, evinizde bakmak istiyorsunuz, izlemek istiyorsunuz, kontrol etmek istiyorsunuz. İki ayrı monitöre ya da tek bir 8K monitöre bağlayabiliyorsunuz.
Bu Thunderbolt 4 destekli USB yuvası 40 Gbps'e kadar da data aktarımına izin veriyor. Yani çok yüksek hızlı bir bağlantı yuvası sizlere karşılıyor. Peki nasıl kullanabilirsiniz bu yuvayı arkadaşlar? İsterseniz hani bu klavye zaten geliyor ama ben fare de takmak istiyorum diyorsanız Bluetooth'tan bağlayabilirsiniz. Ya da dönüştürücü aparatlar var. Belki aramızda bilenler vardır. OTG adaptörü olarak da geçiyor. Onlardan bir tanesini istiyorsanız kablolu ya da işte dangle'lı USB dangle'lı bir fare de bağlayabilirsiniz. Benim önerim Bluetooth olur ama siz buna farklı cihazlarda bağlayabilirsiniz. Bu en azından bu bahsettiğim yöntemle ya da dönüştürücüler veya çoklayıcılar var. USB tip C çoklayıcılar sayesinde de çok daha farklı cihazı da yine bu bilgisayara bağlamanız mümkün hale geliyor. Şimdi cihazla birlikte aslında bizim daha önce Huawei MateBook dizüstü bilgisayar modellerinde gördüğümüz şöyle bir adaptör de geliyor arkadaşlar. Bu adaptörle birlikte 65 wattlık bir adaptör bu arada. 90 dakikada 0'dan 100'e kadar şarj edebiliyoruz. Bu aynı zamanda telefon vesaire de varsa yüksek hızlı şarj desteği olan onları da şarj etmenizi sağlıyor. Yani yanınızda taşıyacağınız şeyler bu kadar arkadaşlar. Toplasanız 1,5 kilo bile bulmayan bir ağırlık taşımanız gerekiyor. Bütün bu ekosistemi yanınıza taşımak istediğiniz zamanki uğraşacağınız bütün ağırlıklar bunlar. Bunları da göstermiş olayım. Öte yandan biz PC Mark testi de yaptık arkadaşlar. Batarya testinde video senaryosunda 5 saat 33 dakikalık bir değer bulduk ki bu da oldukça iyi bir rakam. Bu kabaca arkadaşlar 6-7 saate kadar sizin bu cihazı kullanabileceğiniz anlamına geliyor. Yani sabahtan çıktınız akşama kadar istediğiniz gibi kullanmanız mümkün. Hatta bir powerbank falan takarsanız onun üzerinden de şarj edeceğiniz anlamına göre illa 220 volt elektrik olması gerekmiyor. Powerbank'la uzun saatlerde bu cihazı kullanabileceksiniz. Şimdi gelelim ses tarafına. Cihazın üzerinde 2 tane subwoofer, 2 tane de tweeter bulunuyor. Yani bir güzel gelişmiş bir ses sistemi var ki daha önceki Huawei tabletlerde de bizim karşımıza çıkmıştı bu özellikler. 4 tane entegre mikrofonumuz var ve çevresel ses efektiyle birlikte 5 metreye kadar da ses efektlerini kullanabiliyorsunuz. Hatta bu arada işte bu kamerayla diyelim ki bir görüntülü görüşme yaptığınız zaman etraftaki sesleri azaltma yapay zeka yardımıyla gürültü engelleme teknolojilerine faydalanabiliyorsunuz. Şimdi gelin bu az önce bahsettiğim hoparlörlerin ses kalitesini hep beraber bir izleyelim. Daha sonra incelememiz devam edecek. Şimdi cihazda hem önde hem arkada kamera bulunuyor dedik. Kamera örneklerinden de bir video aslında çekelim. Biliyorsunuz bu tarz dizüstü bilgisayarda özellikle biz çok fazla video örneği size mutlaka paylaşıyoruz. Bu video örneğini de bir izleyelim. Daha sonra incelememiz devam edecek. Herkese merhaba arkadaşlar. İzlemekte olduğunuz bu videoyu Huawei MateBook E dizüstü tablet bilgisayar üzerinden kaydediyorum. Ön kamerasını kullanıyoruz. Şurada biliyorsunuz ekranın üst kısmında bir kameramız var. Onu kullanarak kaydediyoruz. Siz de bu ürünü video için kullandığınızda 3 aşağı 5 yukarı bu kalitede bir görüntü ve ses ile karşılaşacaksınız. Tabii bir Huawei bilgisayar olduğu zaman aklınıza şu soru da geliyor. Huawei'nin dizüstü bilgisayarlarında olan özellikler bu modelde de var mı? Var arkadaşlar. Çoklu ekran işbirliği olsun, süper cihaz olsun, One Hop olsun veya benzeri özellikler olsun Huawei'nin ekosisteminde yer alan birçok özellik bu cihazda var. Zaten cihazla birlikte daha önceki modellerde de karşımıza çıkan PC yöneticisi ya da PC Manager İngilizcesiyle yazılımı da geliyor. Buradan hani bilgisayarla farklı telefonların eşleştirilmesinden tutun da işte driver yani sürücü güncellemesine kadar birçok işlemi buradan gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu da önemli bir detay olmuş. Zaten Huawei'nin bütün ekosistem cihazlarında bu özellikler yer alıyordu. Huawei MateBook E'de de herhangi bir eksiklik yok. Tüm özellikleri kullanabiliyorsunuz. Videonun sonuna yaklaştığımız bu dakikalarda arkadaşlar bahsetmek istediğimiz bir özellik de var. Huawei'nin Mobile Cloud isimli bir özelliği var. Bunu PC üzerinden de kullanabiliyoruz. Bu cihazla birlikte biz o özelliği de kullandık. Size Huawei'yi aslında Cloud üzerinde yani bulutta bir alan veriyor ve bu alana bütün dosyalarınızı yükleyebiliyorsunuz ve istediğiniz cihazdan bunları indirip kullanabiliyorsunuz. Böyle bir özellik sunuyor ve bunu da biz bu bilgisayar üzerinden de kullandık ve hani dosyalarımızın senkronizasyonu, bilgisayardaki dosyaların oraya yani iletişimde olması ya da Huawei Mobile Cloud'daki dokümanların yine lokale çekilmesi yani bu bilgisayara aktarılması gibi işlemleri gerçekleştirdik. Gerçekten de çok kolay ve çok rahat bir şekilde bu Huawei Mobile Cloud'u kullanabiliyorsunuz. Bu da önemli detaylardan birisi olmuş.
Öte yandan Huawei'nin özel bir teklifi de var arkadaşlar. 200 GB'lık olan bir depolama alanını bu Huawei Mobile Cloud üzerinden söylüyorum ve PC üzerinde kullanabildiğimiz versiyondan bahsediyorum. İlk bir ay ücretsiz olarak deneyimleme imkanı da sunuluyor. Bunun da linkini açıklama kısmında sizlerle paylaşacağız. Şimdi gelelim hepinizin merak ettiği konu fiyat tarafına arkadaşlar. Bu ürünün fiyatı biz bu incelemeyi yaptığımız tarihte 17.999 TL idi. Ki çeşitli kampanyalar var. Yeni piyasaya sürülen bir ürün olduğu için yanında işte çok uygun fiyatlarla çok daha farklı ürünler de beraberinde bir promosyon olarak da alabiliyorsunuz. Bunları da kaçırmamanızı öneririm. Bunlardan tek tek bahsetmiyorum çünkü videoyu birkaç ay sonra izlediğiniz zaman bu kampanyalar, bu fiyatlar da değişebilir. O bakımdan arkadaşlar fiyat belirtmiyoruz ama bu ürünü satın almak istiyorsanız mutlaka Huawei'nin kendi satış sitesine bir uğramanızı ve oradaki kampanyalara göz atmanızı da öneriyorum. Peki fiyatı nasıl bulduk? Şimdi öncelikle şunu söylemek lazım. Çok fazla rakibi olan bir cihaz değil bu. Rakiplerine baktığımızda çok daha yüksek rakamlardan söz etmek mümkün. Huawei bence sunduğu özelliklere göre, donanım özelliklerine göre işte OLED ekran, iyi bir işlemci, yüksek RAM, yüksek depolamalı gibi özelliklere baktığımızda bence fiyatını hak eden bir model, bir ürün olduğunu söyleyebilirim. Evet, videonun daha sonuna geldik. Bu videoda sizlere Huawei MacBook Air dizüstü tablet bilgisayar karışımı ilginç ürünü anlatmaya çalıştık. Elbette bizim anlatmayı unuttuğumuz, sizin merak ettiğiniz konular mutlaka vardır. Bunları yorumlarda bizlerle paylaşmaktan çekinmeyin. YouTube kanalımıza abone olmayı ve bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal ağda takip etmeyi unutmayın. Aynı zamanda hepinizi teknolojioku.com adresine de bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.